Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Instagram'da silinen mesajları nasıl geri getirebilirsiniz, silinen mesajları nasıl görebilirsiniz bunu anlatmaya çalışacağım, bunu göstereceğim. Biraz uzun bir yöntem olacak. Ben elime telefonu alacağım, telefondan göstereceğim için. Telefonun ekran görüntüsünü yani bilgisayara ekrana yansıtacağım, siz görebileceksiniz. Kendimi çekemeyeceğim. O yüzden videonun devamında yani kendim yokum, şu anlık girişi yapacağım ve telefonu elime alıp videoyu anlatmaya devam edeceğim. Bilgisayarla da işimiz olacak sonrasında ama videonun devamını izlerseniz zaten siz detaylı bir şekilde nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz. Ayrıca isterseniz şimdi hızlı bir şekilde ekrana geçelim. Ben sizlere birkaç detay daha verip sonra telefonu elime alayım. Evet arkadaşlar, şu an kanalımdasınız. 3910 civarında abone var. Umarım sizler de abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ve diğer videolarıma da bakarsanız sevinirim. Sizin faydanıza olacak, yararlanabileceğiniz videolar olduğuna ben açıkçası eminim. Hızlı bir şekilde videomuza geçmek istiyorum. Açıklama kısmında link de var arkadaşlar. Instagram silinen mesajları geri getirme, Instagram silinen mesajları görmek yazısı mevcut. Bu yazıda ben detaylı olarak ne yapmanız gerektiğini, adım adım neler yapmanız gerektiğini anlattım. Videoda devamında da ben de yapacağım bunları ve bu şekilde sizler de anlayabileceksiniz diye umuyorum. Buradan gelip oylayabilirsiniz. Yorum yaparsanız da sevinirim olup olmadığını, hem video yayınının altına hem de buraya yorum yapmanızı bekliyorum açıkçası. İsterseniz şimdi ben telefonu elime alayım ve videomuza hızlı bir şekilde geçelim. Evet arkadaşlar, şu an telefona geçtik. Ne yapmanız gerektiğini düzgün bir şekilde sizlere anlatacağım. Siz de videoyu sonuna kadar izleyin ve yapabilin. Şu an profilimdeyiz. Sağ üst köşeden 3 noktaya tıkladım arkadaşlar. Şuradaki 3 çizgiye tıkladım. Çizgiye tıkladıktan sonra karşımıza ayarlar geliyor ve ona bastım. Ayarlar kısmı açılınca bu kısımdan arkadaşlar seçenekler çıktı bize. Seçenekler arasından güvenliği seçmemiz gerekiyor. Güvenliği seçtikten sonra da giriş güvenliği kısmından değil de veriler ve geçmiş kısmından bu işlemleri yapacağız. Bu işlemi ben biliyorum ama yazısı çok kötü geliyor, İşte mesajlarımı anlayamıyorum diyorsanız videonun devamında mesajlarını nasıl açıkça görebileceksiniz onu da anlatacağım. Kodu farklı bir yere yönlendireceğiz. Haberiniz olsun eğer biraz bilgisi olan varsa arkadaşlarımızdan. Verileri indir butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Verileri indire bastıktan sonra burada mail hesabınız geliyor. İndirme talep et diyeceksiniz. Ben indirmeyi daha önce talep ettim. Siz talep ettiğin mail hesabımı yazıyor. Mail hesabımı yazmaz, sizin yazmazsa kendi Instagram'a bağlı mail hesabınızı yazmanızı tavsiye ederim. Sonrasında indirme talep et diyeceksiniz arkadaşlar. Ben zaten ettiğim için demek istemiyorum aslında ama bir daha diyelim, bir şey olmaz herhalde, indirme talep et dedim. Şifremizi girin diyor. Şifremizi girdikten sonra sağ üst köşeden ileri diyeceğiz. İleri dedikten sonra da Instagram bizim mailimize 24 saat ile 48 saat arası tarzında bir şey diyor galiba. 48 saat diyor ama yaklaşık olarak 1-2 saat içerisinde yolluyor arkadaşlar ki bunun daha demin gösterdim diyobi.com'da yazısını yazmıştım. 2-4 saat arasında bu işlem tamamlanmaktadır yazmıştım oraya ama ondan kısa bile sürebiliyor. Bazen diyorum buradan şifremizi yazıp ileri diyeceğiz ve onaylanmış olacak arkadaşlar. Sonrasında isterseniz ben hızlı bir şekilde yandan masaüstü kısmına da geçeyim. Masaüstü kısmından da detaylı olarak sizlere anlatmaya devam edeyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an mail hesabıma girdim. Tabii ki mail hesabımda burada Barış Özkan diğer Instagram hesabım için istemiştim ben dün. Bu gelmişti bana. 4 gün boyunca geçerlidir diyor. Kişisel bilgiler içeriyor olabileceğinden, bağlantıyı gizli tuttuğunuzdan ve dosyayı kendiniz bilgisayarınıza indirdiğinizden emin olun diyor. Yanlış bir yere indirmeyin. Bütün verileriniz gider bakın diyor. Sonrasında bilgilerinizi HTML formatına talep ettiyseniz önce index.html dosyasını açarak dosyalarınızı daha kolay gezinebileceksiniz. Yani tarzda bir şeyler söylemiş bizlere. Buradan bilgileri indir butonuna basıyoruz arkadaşlar. Sonrasında bize Instagram kısmına yönlendiriyor. Buradan tekrardan şifremizi girmemizi istiyor ki gayet güzel. Çünkü hani şifremizi bilmeyen biri buraya girmek isterse sıkıntı yaşasın diye ben hemen şifremi yazıyorum. Evet arkadaşlar, bana önce şifremi yazdıktan sonra tekrardan telefonuma onaylama bildirimi geldi. Yani kod geldi. O kodu da girdim. Sonrasında da bu kısım açıldı. Instagram bilgilerim Barış Özkan hesabı ile ilgili verilen işaret detaylarını dosyayı bulabilirsiniz. Bu bağlantıyı gösterirseniz 4 gün sonra içinde kullanabilirsiniz. Bilgiyi indir diyeceğiz ve inecek. Burada sizden 1, 2, 3, 4, 5 de olabilir. Belli olmaz. Yani daha fazla veri de olabilir. Bilgileri indir butonuna tıklıyoruz hızlı bir şekilde ve veriler iniyor. 373 MB iniyor. Baya fazlaymış açıkçası. Bunu keşke ne yapsak şu an bir düşüneyim. Verilere girmemiz gerekiyor ama ben 373 MB'i bekleyeyim arkadaşlar. Sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar, indirildi ve RAR dosyası içine ben hızlı bir şekilde giriyorum. Girdikten sonra burada bir sürü şey var arkadaşlar. Shoppingler, saved reports, mesaj kısmı bize bu ilgilendiriyor. Ekstra yorumlar falan filan, profiller her şey var. Bir mesaj kısmına tıklıyoruz. Burada inbox message request yazıyor. Bunlara tıklıyoruz. Ve şu an bir sürü kişiyle konuşmalarım duruyor arkadaşlar.
Bazılarının şu an gördüğünüz gibi burayı kaldırırım Instagram kullanıcısı bunlar hesaplarını kaldırmış veya ben engellemişimdir falan veya onlar engellemiştir bilmiyorum ama bu tarz şeyler var. Buradan kendiniz mesela ben bir tane bulayım. Buradan arkadaşlar herhangi bir Instagram kullanıcısı yazan kısma tıklıyorum. Mesaj bir HTML var arkadaşlar. Bu HTML kısmına tıklayacaksınız. Ve şu an karşınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar ben sansürlüyorum ama Instagram kullanıcısının mesajı var ve tarihi de var ve Instagram yazıyor. Hani sağda solda Instagram'da yazıyor zaten. Gayet güzel bir şekilde mesaj gözüküyor. İsterseniz bir tane daha kullanıcıya tıklayalım. Bakalım onda da aynı şekilde gözüküyor mu? Buradan geri geliyorum. Şuradan herhangi bir tane daha Instagram kullanıcısı diyorum. Tıklıyorum mesaja ve açılsın bu kısımda. Bu da açıldı arkadaşlar ve burada da mesaj var. Tarihi de dediğim gibi yine yazıyor. Gayet güzel. Normalde kod olarak çıkıyordu ve bunu bir siteye atmamız gerekiyordu. O site üzerinden açmamız gerekiyordu ama şu an gayet güzel bir şekilde HTML olaraktan tıklayınca site olarak karşımıza çıkıyor. Şu an bir Instagram kullanıcısı değil de bir de normal mesaj olarak bakayım. Çünkü bunların hepsi tek mesaj, iki mesaj olarak gözüküyor. O belki daha uzun olacaktır. Hemen ona da bakıyorum ben. Evet arkadaşlar bir tanesine daha girdim buradan ve karşınızda gördüğünüz gibi mesaj ve fotos kısmı var. Foto yani fotoğraflar da var. Buradan fotoğraflar da ekstra gözükebiliyor. Kayıt altına alınmış. Mesaj kısmına bir daha tıklıyorum ve bekliyoruz. Evet arkadaşlar bu mesajı da açtım. Ekranı tamamen sansürlüyorum ve biraz oyattığımı görürsünüz sizi çoktan. Yani ne yazdığı ne olduğu belli olmaz ama resim var burada yazışmalar da duruyor. Bence gayet güzel ve çalışıyor arkadaşlar. Bu mesajların hepsi bende silikti açıkçası yoktu. Şu an gözüküyorlar. Ben çok sevindim açıkçası böyle bir şey olduğuna insanlara yardımcı da olabildiğimi düşünüyorum. Şu an sizlere de yardımcı düşünüyorum. Benim anlatacaklarım da bu kadar arkadaşlar. İsterseniz şimdi YouTube kanalıma bir geçelim. Evet arkadaşlar, Instagram silinen mesajları nasıl geri getirebilirsiniz? Onu sizlere detaylı bir şekilde anlatmış oldum. 3-4 tane hesaba beraber girdik. Beraber girerken ki aşamalarını da sizler için biraz uzun da olsa göstermeye çalıştım. Bazı bölgelerde, bölümlerde biraz uzun sürdü yüklenmesi falan ama bilerek sizlere izlettirdim ki siz atlayabilirsiniz tabii onları be ama ben bilerek bıraktım. Hani anlık olarak hemen tıkladım da girdi, tıkladım da girdi diye bir şey olmadı. Ben de bir süre bekledim, sonrasında açıldı ve Opera üzerinden de giriş yaptım. Tarayıcı üzerinden giriş yaptım. Mesajları sizlere gösterdim. Ben çok çok beğendim dediğim gibi videonun içerisinde de umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sizlere faydalı olabilmişimdir. Instagram silinen mesajları gösterme işlemini beraber hallettik. WhatsApp silinen mesajları gösterme ile alakalı da bir video çekmeyi düşünüyorum. Onu da kanalımda yayınlayacağım. O yüzden kanalıma gelerek hemen sizler de abone olursanız sevinirim. Bunda da yanında ekstra işte 2 gün önce, 4 gün önce, 6 gün önce, 1 hafta, 1 hafta, 1 hafta, 2 hafta, 2 hafta, 2 hafta sürekli videolar da çekiyorum. Sizlere faydalı olabilecek videolar çektiğime eminim. Buradan da o yüzden diğer videolarıma da bakarsanız sevinirim diyorum. Şimdi şu aşamaya gelelim. İstediğiniz videolar var mı benden? Eğer varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben de sizler için bu videoları çekmeye çalışırım. Sizin istediğiniz türde videoları çekmeyi de zaten çalışıyorum elimden geldiğimce ne kadar kazandıklarımı da gösteriyorum. Ne kadar siz nasıl kazanabilirsinizleri anlatıyorum ekstra veya farklı şekilde uygulamaları falan da tanıtıyorum. Ya sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. O yüzden istediğiniz videolar varsa bana belirtmeyi unutmayın dediğim gibi arkadaşlar. Umarım bir dahaki videolarımı da izlersiniz. Bundan önceki videolarıma da bakarsınız diyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler, hoşça kalın.
Müzik